Haber merkezine hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray'da ulaşım ve trafik sorununu çözüme kavuşturarak Markaşehir olma yolunda önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve devraldığı günden itibaren çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Göreve devraldığı günden itibaren şehrin trafiğini rahatlatmak için birçok proje imza atan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 4 yılda 22 köprü yaptıklarını ifade ederek merkez başta olmak üzere yaya ve araç trafiği akışını hızlandırmak için başta halk arasında efor kavşı olarak bilinen Atatürk Bulvarı'nda Piri Mehmet Paşa alt geçit projesiyle birlikte şehrin muhtelif yerlerine 22 adet araç ve yaya köprüsü yaparak trafiği hızlandırdık dedi. Aynı zamanda Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve mahallelerde trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve bulvarlarda yaya geçidi çizgisi çalışmalarını sürdürmeye devam ederken Aksaray Belediyesi şehir içi trafiğinde bir takım düzenlemeler yaparak karayolu ulaşımında hayata önem taşıyan trafik işaret ve işaretçilerine yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalarını planlama doğrultusunda şehir merkezi genelinde gerçekleştiren ekipler, Aksaray Belediyesi'ne bağlı sınırlar içerisinde ana arterlerde yapılan uygulamalara ilave olarak yeni açılan ve iyileştirme yapılan yollar, yeni kaldırım yapımı ve kaldırım onarımı ile birlikte şehrin belirli noktalarında kavşak düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından yapımı devam eden at binicilik tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ın turizm gelirlerini arttırmak amacıyla başlattığı projelerden şehrin sosyal, kültürel hayatına katkı sağlayacak olan ve 2 ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanan 1500 metrekare kapalı alan, 6000 metrekare açık alan, 14 adet kapalı at harası, 3 adet açık salma alanı, 1 adet üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya dinlenme alanları, yürüyüş parkuru ve balıklı göletten oluşan at binicilik ve kafeterya tesisinde hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hobi ve dinlenme merkezi olacak tesiste çelik ve betonnameden yapılacak binaların dış cephe kaplaması ahşap ve taş malzeme ile yapılıyor. Tacim Mahallesi Hobi Bahçeleri bölgesinde inşa edilen tesiste at biniciliği ile ilgili eğitim programları da hazırlanacak. İsteyen günübirlik gelip at binebilecek, isteyen de belli bir süreyi kapsayan turlara katılabilecek. Şehir yaşamından bunalan vatandaşlara ve Kapadokya bölgesine gelen turistlere hizmet edecek olan at binicilik tesisinde ayrıca balıklı gölette sportif amaçlı balıkçılık yapılabilecek. Aksaray Belediyesi bozulan yollarda asfalt ve yama çalışmalarını kentin birçok noktasında devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun ve bunaltıcı sıcak havaya aldırış etmeden şehrin birçok noktasında asfalt, satı kaplama ve zemin hazırlık çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. 2018 yol yapım sezonunda Aksaray Belediyesi'ne bağlı ekipler kentin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt serme çalışmalarına devam ederken, altyapısı tamamlanan ve asfalt serimi yapılacak olan tüm yollarda yama çalışmaları bölge bölge tamamlanıyor. Sistemli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiren Aksaray Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların istek ve taleplerine göre çalışmalarını yürütüyor. Ekipler sıcak asfalt çalışmasının yanında sahte kaplama asfalt, kısmı kaplama yaparken bir taraftan da taş ekibi ihtiyaç görülen bölgelerde taş döşemesi yapıyor. 4 yılda 670 bin ton asfalt kullanılarak 485 kilometrelik rekor seviyede asfalt çalışması yapan Aksaray Belediyesi, 250 kilometrelik yolda sahte kaplama çalışması, 760 cadde ve sokakta yol açma, genişletme ve stabilize çalışması gerçekleştirdi. Yolları asfaltlanarak tozdan, çamurdan kurtarılan vatandaşlar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz dediler.
Başka bir ülkede böyle bir kültür var mıdır bilinmez ama en az Eminönü'nde satılan balık ekmekler kadar, en az dilek ağacına bağlanan çoputlar kadar kültürümüzdedir kamyon arkası yazıları. Şimdi gelin sizlerle bizim mikrofon ekibimizin hazırlamış olduğu röportaja gidelim. Bir dahaki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Düzde geçme beni, yokuşta sollarım seni. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Kamyon arkasına yazılan yazılardan birkaç örnek verebilir misiniz? Aklıma gelmiyor. Bilmem ki, aşağıdan aşağı, yukarıdan aşağı inmem, pek bakmam böyle işlere. Hasta değilim ama doktorum, başka da yok. Şu an anımsayamadım ama. Şu an anımsayamadım diyeyim ya. Yok ya. Peki kamyon arkasına yazılan herhangi bir sözü bize örnek verebilir misiniz aklınıza direkt gelen? Şu anda aklıma gelen yok. Mesela sollama beni, sollarım seni. Şifresiz wifi olsam bile yine de sana bağlanmam yazıyordu arkasında. Ya vardı aslında, burada da komik olur. Ölüme gidelim dediğinde mazot mu yok dedik. Ölüm dediğin nedir gülüm, ben senin için yaşamayı göze almışım. Öyle bir şey söylesem şimdi yalan söylerim, ben hacı bir adamım, yalan söyleyeceğim için. Bir de babam sağ olsun yazıyorlar, bu yani başka bir şey yok. Sollama beni, sollarım seni. Başka yok. Yolların kralıyım vesaire. Bu yazar hiçbir zaman tercih etmiyorum. Çünkü şoförlerin diğer kişilerin dikkatini de kaçırıp dağıtıyor. Sollama beni var. Sabret, selamet vardır. Yolların Fatih'i, ıssız yolların garip yolcusu. Ömür biter, yol bitmez. Evet, bunlar hep öyleydi. Sollama, sollarım seni diyor. Hatasız kul olmaz diyor. Şoförsün dediler, kızı vermediler mesela. Şoförün aşkı yolda belli olur. Yol biter, dert bitmez. Kamyon çeker bir ton, gönlüm çeker Paris Hilton diye. Şoför sen bas kaza, aşıksan vur çala, vur saza. Ha, var canım, sollama beni, sollarım seni diyor. Ne gitmiştir, gitti gün bitmiştir. Öyle bakma güzelim. Atla da gezelim. Özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüm. Azrail noktayı koyana dersen virgüle devam et.